Başak Burcu ve yükselen Burcu Başak olanlar, Eylül 2023 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 4 Eylül tarihinde görmüş olduğunuz Jüpiter sizin 9. evinizde Boğa Burcu'nda retro hareketine başlayacak. 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. 15 dereceden itibaren gerileyecek, 5 dereceye kadar sonra tekrar ileri hareketine başlayacak. Şimdi buradaki retronun sizin hayatınızda oluşturacağı etkilere dair ben çok detaylı bir video çekmiştim. Kanalımda şu anda yayında Jüpiter'in Boğa Burcu'ndaki transitine dair. Öğrenmek isteyen, bilgi edinmek isteyen arkadaşlarımız için açıklamalar kısmına ben linkini ekliyorum. Oradan erişim sağlayabilirsiniz. Ben burada tekrar anlatmayacağım. Oradan bakıp bilgi alabilirsiniz. Şimdi aynı tarihte 4 Eylül tarihinde görmüş olduğunuz Venüs'ün de retrosu bitecek, ileri hareketine başlayacak. 12. evinizde Aslan Burcu'nda. 9 Ekim tarihine kadar Venüs Aslan Burcu'nda kalacak 12. evinizde. Sonra sizin burcunuza geçecek. 12. dereceden itibaren. Şimdi biliyorsunuz 5 Haziran tarihinden itibaren Venüs 12. evinizde Aslan Burcu'ndaydı. Dolayısıyla ben Haziran videolarında yine Venüs'ün buradaki yaratacağı etkilere dair bilgileri eklemiştim. Merak eden arkadaşlarımız varsa bir önceki videolardan Haziran ayına bakarlarsa burada Venüs'ün ileri seviyedeki yani düz seyirdeki etkilerine bakabilirler. Evet, şimdi bir sonraki videoya görsele geçebiliriz. 6 Eylül tarihinde ise sizin burcunuzda ya da yükseleninizde retro Merkür ve Güneş'in kavuşumu yaşanacak. Başak Burcu'nda retro Merkür ve Güneş'in 13 derecede kavuşumu yaşanacak. 6 Eylül tarihinde. Çok çok önemli. Yani sizin yükseleninizde ya da Güneş Burcu'nuzda gerçekleşeceği için sizi birinci dereceden ilgilendiriyor. Çok önemli. Şimdi sizin burcunuzda, yükselenizde gerçekleşecek dedik. Burada sadece bu kavuşum değil, başka etkiler de olacak. Yeni ayda gerçekleşecek. Dolayısıyla öncelikle hangi konular üzerinden etki alırsınız? Bunlarla ilgili bilgi aktaralım hızlıca. Birinci, bizim giyim tarzımız, saç şeklimiz, bedenimize dair yapmak istediklerimiz, yeni bir ilişkiye başlamak, evlenmek, boşanmak, anne olmak, baba olmak, iş hayatımızı ilgilendiren bütün süreçler, yeni bir iş kurmak da buna dahil. Atıldığımız ya da oluşturmak istediğimiz yeni projeler, kimliğimizi yapılandırmak, kendimizi keşfetmek, kendi potansiyellerimizi ortaya koymak, asıl istediklerimizi hayata geçirmek gibi konu başlıklarını kapsayabilir. Yani kısacası bizim kimliğimizi, bizi biz yapan her türlü konuyu içerebilir. Sağlığımız da buna dahil. Şimdi burada retro Merkür ve Güneş'in kavuşum yapması, eskiden görüşülmüş anlaşma ve sözleşmelerin imzalanması, eskiden yapılan bir satın alma sürecinin tamamlanması, ertelenen ya da mazisi olan bir eğitimin tamamlanması ya da sertifikanın alınması, eskiden görüşülen kişi de kurumlardan tekrar görüşme talebinin gelmesi, bunlar özel hayata ilişkin de olabilir. Sadece iş hayatını ilgilendirmeyebilir. Yani özel hayata dair bir konu üzerinden de bunu yaşayabilirsiniz. Yani örneğin eski ilişki yaşadığınız kişinin partneriniz size tekrar geri dönüş talebi olabilir. Tekrar görüşebilirsiniz. Başka daha önce aklınıza gelmeyen fikirlerin gelmesi, fark edemediğiniz detayları görebilmeniz, ortaya çıkması gereken bilgilerin gün yüzüne çıkması gibi etkiler yaratabilir. Olumsuz manada ise eski iletişim problemlerinin ortaya çıkması ya da tekrar etmesi, cihazların bozulması, ulaşımda sorunların yaşanması, geri çekilmeler, iptaller gibi durumlar getirebilir. Bunun dışında biliyorsunuz Güneş-Merkür kavuşumlarının manevi yönden etkileri de var yararlanmak isteyenler için. Dua, meditasyon, enerji çalışmaları, imgeleme çalışmaları yapmak isteyenler için güzel zamanlardır. Türkiye saatiyle Ankara'yı baz alarak 14.08'de gerçekleşecek. 3-4 saat öncesi ve sonrasını değerlendirebilirsiniz. Merkür biliyorsunuz bu dünyadaki aklımız, fikrimizdir. Bu dünyada öğrendiklerimiz, ezberlediklerimiz ilgilidir. Merkür retroda işlevinde bozulmalar olduğu için aklımızda değil daha çok ruhumuzla hareket ederiz. Ruhumuz ise hem geçmişi hem geleceği çok iyi bilir. Evrenin yasalarının nasıl çalıştığına son derece hakimdir. Dolayısıyla kararsız kaldığımız bir durum varsa bu konularda ruhumuza danışabileceğimiz, derinleşebileceğimiz özel bir zaman diliminde olacağız. Varsa bu tarz çalışmalar yapmak istiyorsanız ya da derinleşmek vesaire bir hani soruya cevap arıyorsanız kendi içinizde özellikle bu zaman zarfını değerlendirebilirsiniz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet, şimdi bir sonraki etkiye geçelim.
15 Eylül tarihinde ise 21 derece Başak Burcu'nda, sizin burcunuzda ya da yükseleninizde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylarda biliyorsunuz yepyeni başlangıçları anlatır. Bu arada bu yeni ay güçlü çalışacak, etkilerini güçlü bir şekilde gösterecek. Neden derseniz, geçen ay bahsetmiş olduğum, görmüş olduğunuz uçurtma açık kalıbı devrede olacak. Dolayısıyla bu yeni ayda etkilerini çok daha güçlü hissedeceğiz, bu yeni ayın etkilerini. Sizin hayatınızla ilgili olarak, bu hani az önce bahsetmiş oldum, özel hayat olabilir, sağlığınız olabilir, dış görünüşünüz olabilir, ilişkiler, işte ne bileyim evlilikler, iş hayatı, iş kurma süreçleri, taşınma süreçleri, her şey olabilir. Yani bütün sizin hayatınızı ilgilendiren her konuya dair olabilir. Yepyeni bir gündeminiz var, yeni bir gelişmeniz var manasına gelecektir. Sadece bu yeni ayın detayını indiğimizde görmüş olduğunuz Neptün'le karşıt açısı var ve Güneş ve Neptün karşıtta 19 Eylül tarihinde keskinleşecek. Dolayısıyla burada bu oluşacak yeni durum biraz kafaları karıştırabilir, ikili durumlar oluşturabilir, birçok seçeneği ortaya çıkartabilir sizin hayatınızda. Dolayısıyla belirsizliklere sebep olabilir, kafanızı karıştırabilir. Hem burada Neptün'le açı yapması, hem de Merkür'ün retroda olması zaten biraz zihin dünyanızın kalabalıklaştığını, kafanızın karıştığını gösterebilir. Dolayısıyla bu her neyse hayatınıza giren yeni kişi ya da durum, temkinli olmakta yarar var. Neptün neden? Neptün biliyorsunuz yalanları, illüzyonu, dolandırma amaçlı karşımıza çıkan kişileri ve bizim hayal kırıklıklarımızı anlatır. Dolayısıyla burada karşılaştığınız ya da hayatınıza giren yeni durum çok da gerçekleri yansıtmayabilir. Biraz hayal ürünü olabilir. Dolayısıyla hani Merkür de burada doğru çalışmayacağı için kafanızı karıştırabilir iyice. O yüzden enine boyuna düşünerek, başkalarına sorarak, araştırarak, her neyin adımını atıyorsanız, işte satın alma ya da eğitim ya da ne bileyim herhangi bir belge, imza vesaire, her ne yaparsanız yapın, enine boyuna düşünün, mutlaka araştırın. Eğer öncesi yoksa zaten hani Merkür retro olduğu için söylüyorum, 15'inden sonra retrosu bitecek ama yine hani o duran pozisyon vesaire 1-2 hafta o etkisini yine gösterir. Yani da düzgün çalışmayabilir. Dolayısıyla başkalarına sorarak, enine boyuna düşünerek, araştırarak hareket etmekte yarar var. Evet, şimdi bir sonraki etkiye geçelim. 29 Eylül tarihinde ise bir dolunay yaşayacağız. Koç burcunda 6 derecede yaşanacak ve sizin de 8. evinizde yaşanacak. Şimdi bu yaşayacağımız dolunayı ben aşırı önemsiyorum, bir kere bunu baştan söyleyelim. Bu arada burada yaşanacaklar, bu özellikle hani bunu belirterek, altını çizerek söylemek istiyorum. Eylül ayının son haftasında yaşanacaklar, Ekim ayında yaşanacaklara bir zemin hazırlayabilir. Ekim ayının habercisi olabilir. Çok hani birbiriyle bağlantılı görünüyor. Güneş 23'ünden sonra ikinci evinize geçecek, Terazi burcuna, ve burada bu etkileri devreye sokacak diyebiliriz 23'ünden itibaren. Hemen 24'ünde ise görmüş olduğunuz Şiron ve Mars'ın karşıt açısı oluşacak 18 derecede. Hemen sonrasında da akabinde bu 6 derece oluşacak dolunay karşımıza çıkıyor. Şimdi dolunaylar, bir kere hani baştan özet bir geçelim, bahsedelim. Kapanış etkisi yaratır. Bir konuda netleşme, bir bitiş yaşayacaksınız manasına gelebilir. Bir döngüyü kapatacaksınız manasına gelecektir. Şimdi burada bu döngü yaşayacağınız, bu döngünün, bu kapanışın, bu netleşmenin kadersel etkiler altında gerçekleştireceğinizi söyleyebiliriz. Neden derseniz, bakın dolunayın gerçekleştiği Koç burcunun yönetici gezegeni Mars'ı güney düğümün bulunduğu noktada, Terazi burcunda görüyoruz. Yani burada bir hesaplaşma var, bir yüzleşme var geçmişte.
Ve karmik durumlar devrede, kadersel etkiler devrede olacak. Yani çok da bunu sizin planlayacağınız bir şekilde yaşayacaksınız diyemiyoruz burada. Kader bir şekilde bunları sizin karşınıza getirecek. Bazı kişilerle, durumlarla yüzleşeceksiniz, hesaplaşacaksınız. Ve bazı kişiye de durumları komple hayatınızdan çıkartacaksınız. Bir döngüyü kapatacaksınız manasına gelecek. Burada özellikle hani Şiron'da, karma ile ilgili olduğu için hem düğümlerin bulunduğu noktada olması bu dolunayın, hem de öncesinde hemen 24'ünde burada karma ile ilgili Şiron'la Mars'ın karşıtlık yapması biraz böyle kaderin devrede olacağını, yine karma ile ilgili durumlar yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Ve Şiron da bizim travmalarımızla, üzüntülerimizle ilgilidir. Travmaları temsil eder biliyorsunuz. Burada Mars'la karşıtlık yapması, böyle bıçak gibi kesilen durumlarla birlikte bitişler yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Ya da hızlı gelişmelerle, bir anda oluşan durumlarla ortaya çıkan süreçlerin tetikleneceğini aktarabiliriz. Burada her ne yaşarsanız yaşayın. Dediğim gibi etkiler karmik olacak, kaderle ilgili olacak. Geçmişte siz eğer kötü bir karma yaşattıysanız, birilerini üzdüyseniz bununla ilgili yüzleşmeleriniz olacak. Ya da birileri sizi üzdüyse, travma yaşattıysa siz bu kişilerle yüzleşme yaşayacaksınız ve onları hayatınızdan söküp atacaksınız ya da bu durumları hayatınızdan çıkartacaksınız. Gerekli yüzleşmeyi yapıp hesabını sorup noktayı koymayı bileceksiniz manasına gelecektir. Kurtulmak istediğiniz durumlarla ilgili olarak da yardımcı olacaktır kader bir şekilde size. Yani bazı kişileri, durumları dediğim gibi hayatınızdan çıkartacaksınız ve hani kurtulmak istiyorsanız da bunlar içinde güzel bir süreçte olacaksınız. Değerlendirmenizi yapıp ayıklamanız gereken kişi de durumları bu dolunayda en iyi şekilde hayatınızdan çıkartmanızı tavsiye ederim. Şimdi 8. evinizde gerçekleşecek. 8. ev bizim finans evidir biliyorsunuz. Hani almış olduğumuz borçlarla alakalıdır. Başkaları üzerinden bize gelen paralar. Hani bizim çok fazla çalışmadan iş hayatımızla bağlantılı olmayan bir şekilde bizim hayatımıza giren paralarla ilgilidir. İşte bunlar ne bileyim kredidir, borçtur, başkalarından almış olduğunuz borçlar ya da bankalardan almış olduğunuz krediler ya da işte nafaka ile almış olduğunuz paralar, miras üzerinden almış olduğunuz paralar ya da ortaklık üzerinden elde ettiğiniz gelirlerle alakalıdır. Bunlarla ilgili değerlendirme süreçleriniz olacak. Karmik etkiler yaşayacaksınız. Bunun dışında burası cerrahi müdahale gerektiren sağlık problemlerinizle alakalıdır. Varsa sürekli problemi yaşatan bunların işte o gerekli müdahale olup hayatınızdan çıkarılması, bitmesi, artık o sağlık probleminin geride kalması gibi bir durumu tetikleyebilir. Ya da aldatılma gibi bunların yaşattığı travmalarla ilgili sorunlar yaşadıysanız bu gerekli psikolojik desteği alıp hayatınızdan çıkması. Ya da cinsel deneyimlerle alakalıdır. Burası problemler yaşıyorsanız bunu halledip çözüp bu konuyu kapatmanız manasına gelebilir. Gizli saklı konulardır. Sizden gizlenenlerle ilgili bilgiler ortaya çıkabilir. Bunlarla ilgili yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Sizden her ne gizleniyorsa bir kere bunlar ortaya çıkabilir. Geçmişle alakalı bütün hani sırlar vesaire hepsi gün yüzüne çıkıp bunlarla ilgili karmik bir şekilde hesaplaşma, yüzleşme yaşayabilirsiniz. O yüzden çok önemli. Bunun dışında burası bizim ölüm ve ölüm ötesi konularla ilgili olduğu için bazılarımız için ise maalesef herkes için değil elbette ama zorlu etkileri olan arkadaşlarımız için ise bir ölümle gelen bir kaybı da anlatabilir. Aynı zamanda bu şekilde bir bitiş de olabilir. Bu ama en olumsuz manada. Elbette herkes bunu yaşayacak diye bir durum asla söz konusu değil ama bazılarımız için böyle bir süreci de tetikleyebilir. Hayatın içerisinde bu da olduğu için bunu da belirtmek zorundayım. Bunun dışında burası bizim hayatımızla ilgili, komple bütün hayatımızla ilgili çok önemli değişim ve dönüşüm süreçleri yaşadığımız zamanları gösterir. Komple sizin hayatınızı önemli bir değişikliğe götürecek bir değişimin başlangıcı da olabilir aynı zamanda bu. Yani artık o kararın verilmesi, tamam ben artık komple değiştiriyorum, taşınıyorum, şöyle yapacağım, işimi değiştireceğim, eşimi değiştireceğim, işte bütün hayatımı değiştireceğim. Neyi değiştirmek istiyorsanız bunlarla ilgili başlayan bir sürecin, yani olgunlaşan
oluşan bir sürecin ortaya çıkması gibi bir durumu da tetikleyebilir. Hani burada dolunaylar biliyorsunuz hani bir şeyler başlar o hani bardağı taşıran son damla vardır ya, odur yani, artık hani taşma noktasına gelmiştir. Siz de bütün köprüleri yıkar atarsınız, bitirirsiniz, sonra yeni bir başlangıç yaparsınız, bir değişim süreciniz olur vesaire. Bu tarz bir durumu da anlatabilir aynı zamanda. Psikolojik yardım, okült konularla ilgili, astroloji ile ilgili bir danışmanlık vesaire düşünüyorsanız yine bu süreci değerlendirebilirsiniz. Bütün travmatik yaşadığınız etkileri doğru anlamlandırdınız, doğru bir şekilde destek aldınız, güzel bir süreci de anlatabilir. Bu manada size yardımcı olabilir. Özellikle tavsiye ederim. Varsa dediğim gibi bu tarz psikolojik işte kaos, kriz, daha önce yaşadığınız problemler varsa biraz burası onları anlattığı için onları çözümlemek adına da size yardımcı olabilir. Daha çok finans diyebiliriz aslına bakarsanız. Hem burada ikinci evin tetiklenmesi, hem dolunayın burada olması, finansla ilgili ya da sizin kendinizi hissettiğiniz değerlerinizle alakalı vesaire manevi yönden bunları da ilgilendirebilir aynı zamanda. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, az önce belirtmiş olduğum gibi burada hani yaşayacaklarınız bu son haftasında daha çok Eylül'ün temelini atacak. O yüzden burada yaşadıklarınızı çok iyi gözlemlemenizi, çok iyi anlamlandırmaya çalışmanızı, gereken dersleri almanızı tavsiye ederim. Sizin hatalarınız varsa yüzleştiğiniz, buralardan gerekli dersleri alıp yolunuza devam etmenizi, başkalarının hataları varsa bunlar da siz, bunlardan da ders alabiliriz biz hayatta, başkalarının hatalarından. Hani onlarla yüzleşip evet hani siz gerekli bitişleri yaşayacaksınız ama her yaşadığımız bir ders. Buradan da elbette dersler çıkartabiliriz ama siz hem kendi adınıza hem de başkalarıyla ilgili olarak hangi deneyimi yaşarsanız yaşayın, iyi gözlem yapmanızı tavsiye ederim. Hani evrenin yasalarının nasıl çalıştığına tanıklık edeceğiz hepimiz. O yüzden son derece değerli, önemli. Buradaki mesajı, anlamı doğru kavramak bundan sonraki süreçte bizler için doğru adımlar atmak adına önemli olacaktır. Evet, özet olarak bu şekilde umarım her ne yaşarsanız yaşayın. Sizin hayrınıza güzel gelişmeleri hayatınıza dahil ettiğiniz güzel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.